Merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm. Sabah şu an 8:30. Biz yine yollara düştük arkadaşlar. Bu sefer Emir'le birlikte. Emir'i şöyle giydirdik. Merhaba Emir, günaydın. Emir daha uykulu. Neyse arkadaşlar, biz hastaneye gidiyoruz. Bugün yine bir hastane günü. Bugün de Emir'i götürüyorum. Çocuk doktoruna randevu almıştım. Otobüs giderse diye. Şimdi hemen videomu kapatayım. Bakalım hastanede de çekimler yaparım size. Emir'in neyi var anlatırım. Hava soğuk ama bilmiyorum, dün daha bir soğuktu sanki. Değil mi Emir? Emir'e de şöyle kaşkol, şapka hep giydirdim. Dur dur, yola çıkma anneciğim. Dur bekle bir tane. Bakayım ben. Biraz sis var. Çöpü de hayvanlar çıkartmış dışarıya. Kışın böyle oluyor. Dur anneciğim, dur. Ha? Normalde bu Mustafa Yiğit giyiyordu bu montu da. Emir'e giydirdim. Aldım. Otobüste vereyim de bak, çizgi filme bakayım diyor da. Tamam. Arkadaşlar, hava dünden iyi, lafımı geri alıyorum. Hava durumuna baktım. Şu an -6 gösteriyor ve böyle gizli bir soğuk var. Durduğum yerde böyle ayaklarımdan başlıyor donmaya. Soğuk yani. Bayağı bir -6 olduğuna göre soğukmuş. Ağzımdan da buhar çıkıyor bu arada. Bekliyoruz. Bu işler böyle, bekleyeceksin. Kendi araban olmayınca otobüs bekle, onu bekle, bunu bekle. Hastanede sıra bekle derken bugün beklemeyle geçecek günümüz. Neyse, hayırlısı olsun. Yo annem, o araba otobüs değil anne. Mustafa Yiğit de babasıyla birlikte uyuyor. Babası uyuyor daha doğrusu kanepede. Uyanamadı daha. Şuramı da sildim, toz olmuş. Mustafa Yiğit'in de altını değiştirdim. Teslim ettim, babasıyla duracaklar. Evde dururlar ya, sağ salim. Eldivenimi de giydim. Emrime bir eldiven alayım değil mi? Hı. Alalım mı annem? Üşüdün mü? Çişin var mı? Çişini yaptırdım gerçi de. Gelse de sıcacık binsek otobüse değil mi? Hı hı. Gelir gelir. Gelir gelir, şimdi gelir, dur. Evet arkadaşlar, otobüsteyiz, şimdi gidiyoruz. Hareket ettik. Enerjiye oturduk Emir'le birlikte. Kapı kapağı çıktı. Aha şimdi arka kapı da açıldı. Soğuk diye arkaya gittik, arka kapı da açıldı. Şimdi hastaneye gidiyoruz. Değil mi Emir? Üşüdün mü? Arkadaşlar çok sis var.
Her yer ne olmuş böyle Emir? Her yer ne olmuş böyle? Kar olmuş. Saatimiz yaklaştı 10.30'da randevumuz. Köyde böyle bir şey yok. Güneş vardı. Ama Aksaray'da sis ve biraz buzlanma gibi bir şey olmuş. Ve hastanemizin girişi. Hastane zor görünüyor arkadaşlar. Zorlu bir yolculuktan sonra geldik. Çok şükür sağ salim. Yok annem iğne yapmayacaklar. İğne yapacaklar mı diyor. Gel. İlaç yazacaklar. Aman dikkat et. Tamam, ilaçlarımızı içelim. Hadi gel. Yavaş. Hastaneye girsek de bir ısınsak. Ya kar yağıyor gibi aynı. Böyle çiseliyor gibi. Köyde böyle bir şey yok. Olsun. Evet arkadaşlar. Şimdi yemin şöyle bir şeyler yiyor. Şöyle yapalım. Dur. Düştü mü? Tamam. Evden kahvaltı yapmadan çıkmıştık. Emre şöyle kruvasan aldım. Simit falan da yokmuş arkadaşlar burada maalesef. Şimdi Emir'in neyi var arkadaşlar? Emir'in aslında ciddi bir problemi yok ama aşırı iştahsızlığı var. Zayıf. Belki videolardan siz de biliyorsunuz, görüyorsunuz. Doktora dedim işte hocam aşırı iştahsız, benim zorumla yiyor falan filan dedim. O da kanına bir bakalım dedi. Kan verdik ama nasıl verdik? Bağıra bağıra. Böyle ellerimle ayaklarımla zor tuttum Emir'i. Evet arkadaşlar şimdi Ramazan'la konuştum. Daha kahvaltı yapmamışlar. Biz de bir şeyler yedik. Ondan sonra Emir'le evden ben şey getirdim kendime. Kendime yaptığım glutensiz ekmeğin arasına beyaz peynir koymuştum. Emir gel. Anneciğim ne yapıyorsun? Onu yedim. Ondan sonra Emir'e de şöyle şey aldım. Şimdi kan tahlili verdik. Onu bekliyorum. İkide çıkacakmış. İkiye kadar buradayız. O ne? Doktor ve çocuk. Şu arıların adı neymiş? Vız vız arılar. Arımaya. Arımaya. Elleme elleme, elini değme. Elini değme duvarlara anneciğim, pis mikrop. Emir'e doktor balon verdi, uslu durduğu için değil mi? Değil mi? Gel hadi. Güzel mi? Şimdi reçetemizi aldık gidiyoruz. B12'si normal dedi. Kansızlığı var dedi. Bir de demir eksikliği var dedi. Böyle dedi. Neymiş, tamam süreyim. Neymiş? Ne yazıyor Emir? Çinko takviyesi olmazsa olmaz diyor. Tamam. Emir'in balonunu şişirdik. Değil mi Emir? Ama şimdi indirelim, evde oynayın kardeşimle. Dur. Arkadaşlar şunların güzelliğine bakar mısınız? Göstermeden geçemedim sizlere, bakın. Çok güzel olmuş ama buz gibi hava. Sabahtan beri bu yana hiçbir değişiklik yok, hava. Olduğu gibi soğuk duruyor şu sarı otobüslere. Gitmeye çalışıyoruz Emir'le birlikte. Elin mi? Şimdi otobüse binince ısınırız, gel. Evet arkadaşlar Migros'a geldik. Of çok yoruldum. Buradan glutensiz ekmek bulmam lazım. Her gün ekmek yapmak gerçekten zor. Şöyle. Anneciğim şunu alalım. O arkası yok ya. Ben süreceğim ben. Gel. Ben yavaş düşersin bak. Ben çıkarayım. Gel sür. Sürebilecek misin? İçeride sür gel.
Sür hadi oğlum. Hadi sür, nereye gideceksin? Hadi sür. Evet, şöyle. Yağ fiyatları falan. Emir gel oğlum. Anneciğim burada binme yeri yok, gel. Tut arabadan. İleride sağda. İleride sağda yumurtaların olduğu yerde şunlar olabilir mi? Kanepe burger, Karadeniz ekmek. Gel. Gel buraya gel. Emir. Ha, yumurtalar oradaymış, ben de Emir'i çağırıyorum yanlışlıkla. Yumurtaların olduğu kısımdan sağ dedi. Aa, burada Emir, gel Emir. Gel, bulduk, gel. Bu arada yumurta fiyatları da. Evet arkadaşlar, şurada glutensiz yazıyor. Ben glutensiz ekmek alacağım, inşallah vardır. Başım o kadar çok ağrıyor ki. Neyden bilmiyorum. Anneciğim onu alma, dur bekliyoruz Emir. Bekle beni. O makarnalar falan da var. Ben ne yiyeymiş bunlar? Organik durum buğdayından diyor. Un falan var. Krep karışımı diyor. Koy annem, makarnamız var, koy. Aha, devirme Emir oraları. Aha, benim makarnadan ne kadar ki fiyatı? Bakın arkadaşlar, 39,5. Yani diyorsunuz ya, BİM'e niye gidiyorsun, A101'e niye gidiyorsun diye bakın. Ben onu orada 11 liraya aldım sadece. Arbella aynısı. Bayağı fark ediyor yani. Mısır unu, pirinç unu diyor. Ekmek unu diyor ama ekmek bulamadım ben daha. Glutensiz kurabiye. Aha, buldum. Glutensiz ekmek. Ne kadarmış ki? 17,25'miş. Çok kısıtlı arkadaşlar. Şöyle krem şantisi var. Puding var. Aldım ben. Emir gel oradan. Mısır irmiği var. İrmiğim de var arkadaşlar. Benim şeye ihtiyacım var. Ekmeğe ihtiyacım var. Şuradaki fiyat yazmıyor. Kraker. Ne kadar da az. Bu bana 2 gün gider. Evet arkadaşlar, şöyle bayağıca bir ekmek aldım. Şunları Emir atmış. Ben koyma diyorum, o koyuyor. Biraz tadına baktım. Bunu ödeyeceğim. Yani normal benim evde yaptığım ekmek gibi. Fiyatı da 17,25. Şöyle paketin içinde bu kadar. Spagettilerin fiyatı ne kadarmış ki? Durum buğday irmeğinden. Buğday irmeği diyor. Ay, glutensiz sanıp alacaktım neredeyse. Pastalar neymiş ya? Fiyatları böyle arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi bayağı pahalı. Glutensiz kakaolu diyor, kek unu diyor. Glutensiz kakao alayım bir tane. Kek falan yaparım kendime. Canım çekiyor. Pudingimi de almıştım zaten arkadaşlar. El şehriye. Boru makarna. Aşırı pahalı var ya, çok. Bunlar ne Emir? Bıçak. Canım, çık, gel hadi gidelim. Buradan yiyebileceğim bir şey yok zaten. Gel oğlum. Nutellalar da glutensiz deniliyor ama.
Annem, ne göstereceksin? Nerede oynayacaklar? Arabamız da orada kaldı ya. Bayağı büyükmüş arkadaşlar. Migros'a bu arada ilk defa geliyorum. İlk defa yani. Gel gidelim Emir hadi. Normal makarnalar 19 lira. Glutensizler 38-40 lira. Yani hastalarınki daha ucuz olması gerekmiyor mu arkadaşlar? Niye böyle oluyor anlamıyorum. Gel anneciğim oradan. Gel hadi gidiyoruz. Gel ben gidiyorum ama. Bilmiyorum niye böyle yapıyorlar. Şurada aktüeli mi ki Migros'un? Migros'un aktüeli. Bakın. Mısır kovası galiba. Çocuklara geçen almasaydım. Hot Wheels bulacağım diyor. Oo. Rakı bardağı. Allah'ım ya Rabbim. Kocamanmış. Yo bu mu ki acaba? 200 cc pek büyük. Bunlardır. Hot Wheels bulamazsın buradan gel. Keşke Emre şöyle bir küçük eldiven olsa da alsam. Hadi. Küçük eldiveni de yok. Var da ben mi göremiyorum? Ay şunun siyah olsaydı alırdım Emir'i komağa. Emir. Erkeklere göre niye yok? Aha buldum. Emir gel eldiven buldum sana bak. Ama eşini bulamadım. Aman gel bak. İşte. Aynı mı? Aynı boy mu? Ne? Geliyorum dur. Bir dakika dur. Şuradan. Aha Emir buldum sana. Hadi gel. Ne kadarmış? Çocuk eldiveni 30 lira. Alalım bari gel. Hah. Şunu alalım sana gel. Bak ben ne diyorum bu ne diyor. Hot Wheels derdin de bu da. Hani nerede? Şunu aldım Emre. Emir'in eldiveni yoktu. Sabah dona dona geldi çocuğum yazık. Anneciğim 90 lira. Emir imkanı yok. Motor mu? Al bak sadece. Al hadi gidelim. Bak sadece gidelim. Sivitlerin fiyatı ne kadarmış ki? Anneciğim onu koyar mısın? Onu alamayız. 90 lira diyor Emir. Koy gel. Şunların tatlılığına bir bakın. Minnak minnak. 84 lira diyor. Fiyatı da pek minnak değilmiş. Aa, şunlar nasıl güzel. Bu neymiş? Emir şu. İçindekiler sarı bezelye unu diyor. Ne kadar ama? 350 gram. Organik çay falan diyor. Emir'e şunu aldık. Hadi gidelim. Emir de araba derdinde. Evet arkadaşlar ben eve geldim. Şöyle hızlıca neler aldığımı göstereyim. Aslında gördünüz ama şöyle
Aşağı inmeyeyim dedim. Soğuktu. Emir'le birlikte Migros'tan da sebze işini hallettim. Mantar aldım. Mor lahana aldım. Ramazan seviyor salatada. Ondan sonra karnabahar aldım. Marul aldım büyük. Şöyle salatalık aldım. Çocuklar seviyor. Ondan sonra şöyle kendime glutensiz makarna aldım. Geçen aldığımın bir paketi bitti. Bu bezelyeden üretilmiş. Bunu da yemiştim. Çok güzeldi. Fiyatı da arkadaşlar 35 mi? 30 mu? Öyle bir fiyat. BİM'de A101'de bayağı uyguna geliyor. Şöyle bayağı bir ekmek aldım. Yani 6 paket. Şöyle. Yani her gün ekmek yapmak gerçekten iyi olmuyor. Bunları buzluğa atacağım birazdan. Şöyle glutensiz kakao aldım. Böyle kendime kek falan yaparım. Bir yere giderken iyi oluyor. Mısır aldım. Şöyle büyük boy. Mısır patlatıyoruz bayağı her gün. Şöyle biraz da portakal aldım. Şu görmüş olduğunuz malzeme arkadaşlar. Migros'a sadece 300 TL ödedim. Yani inanabiliyor musunuz? Görünürde hiçbir şey yok. Yani meyve dört dörtlük yok. Muz yok, elma yok. Sebze de dört dörtlük yok. Çok şükür bu halimize. Ama yine de fiyatlar çok pahalı arkadaşlar. Hele şu makarna yani. 40 liradan düşük de 35 mi öyle bir şey yani. Neyse arkadaşlar ben bunları bir yerleştireyim. Yemek hazırlayacağım. Mustafa Yiğit ne yiyorsun? Tatlı. Benden tatlı istediler. Ramazan çok seviyor halka tatlısını. Birer tane almıştım çarşıdan. Ben de çok severdim ama maalesef. Emir yedi biraz. Tam yiyemedi. Mustafa Yiğit de şimdi yiyor. Anneciğim yapma, genişletmişsin zaten üzerine hep anneciğim. Mustafa Yiğit baba sana baktı mı? Nasıl baktı baba sana? Bak 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 burada ne varmış bak. Bak bak biberonun üstünde ne varmış bak bak bak. Bak biberonun üstünde ne varmış bak. Dur da bak. Ne yapıyorsun Ramazan? Telefonu bedava sandın herhalde. Atıyorsun yerlere. Heyecanlandım kamerayı görünce. Aman yarabbim. İlk kez bir şey yapıyor sanki. Mustafa Yiğit'e soruyordu baban sana nasıl baktı diye. Anne. Baba sana nasıl baktı Mustafa Yiğit? Güzel baktı mı? Bizi özledin mi? Hep bizi sormuş. Anne abiş, anne abiş. Emir de Mustafa Yiğit'i aradı. Keşke Mustafa Yiğit de gelseydi diyor. İşte kardeş birbirlerinden kopamıyorlar. Sağ salim geldik yine de çok şükür arkadaşlar. Videomu kapatmaya geldim aslında. Videomu düzenledim. Bir güzel editledim. Yarına yüklemeyi alacağım. Şöyle kapanışımızı Mustafa Yiğit'le yapalım. Dur anneciğim dur. At ağzına, at ağzına. At ağzına. Mustafa Yiğit bak bak kameraya bak bak. Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.